Selamlar. Bayram Özel profil puanlama videosuna hoş geldiniz. Daha doğrusu bu bir yayın. Gece 2.30'da ama ben Bayram Özel böyle bir yayın yapıp bunu videolaştırmak istedim. Şimdiye kadar bu profil puanlama videolarına gelen bir oyuncu bu videoya da gelebilir. Çünkü bu Bayram Özel olduğu için en güzel, en iyi profillerin olmuş olduğu bir video olmasını istiyorum. Tabii öyle olması benim elimde değil. Yayını izleyenlerin, uyanık olanların elinde. Kamera yok. Halen daha memleketteyim. Yani mekana dönemedim. O yüzden laptop'tan çok portatif bir video çekeceğim. Elimde kağıt kalem de yok. Şimdi hangi sıraya koyacağımı da bilmiyorum. Ben 0 ile 10 arasında odaya gelen kişilerin profillerini puanlamaya çalışacağım. Önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar için ilk profilden puanlamanın nasıl olabileceğini anlatacağım sizlere. Öncelikle bir tane dostluk savaşı açıyoruz. Burayı tek hesaplaşmaya getiriyorum. 10 kişi, 9 kişi odaya gelebilirsin. Benimle 10 oluyor çünkü. Odayı açtığım gibi şu anda yayında 150 kişi var. Hücum edeceklerdir diye düşünüyorum. Açtım. X 28 32 53'te. Kupa sınırlaması yok. İsteyen herkes gelebilir. Ama böyle yan hesapta olmasın. 3-5 bin kupa olmasın. Cosmo, Wao, Spefia, Exeri. Tamam, yan hesap yok. Oha, 77 bin kupa birisi var. Oo, profil belirleyecek olan çocuk mu bu yoksa? Wow. Evet, bakalım. Cosmo ile başlayalım. Bunun profilini 100 defa yorumladık. Adam her yayın geliyor. Yayınların müdavimi. Yapacak bir şey yok. Sen de gel. Sen de bu Kozmo gibi gel odaya, ne yapayım? Öyle diyenler var abi, Kozmo'yu kaç defa yorumladın. Ne yapayım abi, çocuk geliyor. Her seferinde de değiştiriyor mu burayı? Yok lan, yine aynı. Lan oğlum, bari burayı değiştir diyeceğim de. Yok abi, sarı Satürn şöhresine en çok bu yakışıyor diyor herhalde. Evet, şimdi bir profil nasıl puanlarız biz? Savaş kartına bakarız. En sevdiği savaşçıya bakarız. Aşağıdaki profil fotoğraflarına ve emojisine bakarız. Kazanma serisine bakarız. Yani ekranda ne gözüküyorsa her şeyi detaylıca yorumlamaya çalışırız. Önceki istatistiklere bakarız. Savaşların ranklarına bakarız. Tabii en az kupada kalmış şu an çerçek gibi duruyor. Tamam, mesela Kozmo'dan başlayalım. Şimdi bizim şimdiye kadar yapmış olduğumuz videolarda hep dikkat ettiğimiz bir şey vardır. Profildeki şöhret, isim rengi, savaş kartı profil, en sevdiğin savaşçı ve aşağıdaki savaş kartları ve emoji. Biz buna C diyoruz. C'yi güzel bir şekilde hem renk hem de savaşçılar olarak yakalayabilen kişilere biraz daha fazla puan veriyoruz. Bir de düz L ve ters L durumumuz var. O da şu: en sevdiğin savaşçıyla savaş kartını, ismini, şöhretini ve aşağıdaki profil kartları, savaş kartları ve emojileri. Bunları bir soldan sağa, bir de sağdan sola olarak da şey yapabiliyoruz. İki farklı durumda değerlendirebiliyoruz ama tam C durumunu yakalayan kişi daha böyle bir estetik görünüme sahip olma durumuna getiriyor profili. Mesela bu Kozmo'da var. Sarı Satürn, isim Sarı, Kozmo, Anka Krov'un savaş kartı, solda en sevdiği savaşçı Krov. Yine aynı şekilde Anka Krov'un savaş kartı. Orada yine Anka Krov'un başka bir savaş kartı mı, artık ne olduğunu unuttum ama bu da bununla çok uyumlu bir şey. Ve sağda Anka Krov'un emojisi. Çok güzel. Sonrasında kazanma serisi 33. Bu gayet iyi çünkü çoğu kişinin 30 yukarısı bile değil kazanma serisi. Özellikle bakarız unutmasak da. Altın Ejderha ustalığı var. Krov'un ustalığını bitirmiş olsaydı burada ekstra bir puan verecektik ama ustalıktan bir puan alamayacaktır. Aşamalı şu anda efsane bir 2. Kozmo ile beraber kastık hatta. Benim Minstrik hesabım da aşamalı 2 şu an. Gayet hoş. En yüksek kupası 51 bin. 16.300 zaferi. Normal. Güzel. Hatta 51 bin olalım, 13 bin falan oluyor 300 zaferi ortalama, 16 bin güzel hatta. Tek ve çifti gayet iyi, 3 bin, işte 4.700. Ya düşünsenize, o kadar maç oynamışsınız, 4.736 tane çift zafer maç kazanmışsınız. Yani çift hesaplaşmanın süresi ortalama 1,5-2 dakika arası. Ve her maç oynadığınızı da kazanmadığınızı düşünün. Kaç maç yapıyor? Kaç dakika yapıyor? Gerçekten uzun süre. Neyse, devam ediyoruz. Klan Rengi başkan yardımcısı olan birisi klan rengini değiştirebilir. Profilde ona dikkat ettiğimiz için buranın da ekstra sarı olması profili çok daha güzel gösterebilirdi. Başkan yardımcısı olduğu için buna dikkat ediyoruz. Mesela şimdi büyük ihtimal geri gel ileri yapsak değiştiririm orayı sarı. Kozmo çok hızlı çocuk gerçekten ya. Fişek gibi. Aynen. Mesela bak, şu an çok güzel bir şekilde durdu. Buraya geliyoruz. İki tane çılgının altısı var. Ben bunlara dikkat ediyorum çünkü bunlar anlık olarak değiştirilebiliyor. Son şehir geçilen saldırısı değişmiyor ama yukarıda boss savaşı ve robot işgali değiştirilebiliyor. Buranın
Çılgın Ronaldo olması gayet güzel. Çünkü bu değiştirilebilir ve çok zor bir şey de değil. En fazla mücadele zaferi sayısı 15. Kulüp ligi gizemli bir. Aslında bu kötü. Keşke master olsaydı. Takım nasıl olur? Sağ altın ve altın iki. Tamam, Kozmo'yla oynuyoruz. Efsanevi yaparız büyük ihtimal. En yüksek sıralama yaşım oldu da denk gelmek lazım. Kozmo başlangıç profili için bence detaylıca bir yorumlamaya tabi tutuldu şu an. Çünkü ilk defa bu videoyu izleyenler nasıl profilli puanladığımızı detaylıca görmüş olsun diye. Ben aklımda şuraya, buraya, oraya puanları verdim. Sizlere de en sonunda puanı verdikten sonra söyleyeceğim. En az kupada kalmış ama biz en başta en çok kupadan bakıyoruz. Geldik. Ruffs'ı 1000 kupa, yanlış hatırlamıyorsam bunu yumurta etkinliği o Godzilla mapinde yapmıştı. Orada Ruffs, Rico, Brock mu, Melodim ne bir şey gidiyordu. Leon BBC 28 rank, 29, Spike 28 değil, 30 rank, Ivar 1, 2, 3, Surge 30. Güzel, 3 tane 30 rankı var. Bazen oturuyorum, pardon burayı kırmıyorum yayında. Mekanda olmadığım için konalı kapatıyorum. 30 rank Mr. 4 oldu abi. Aşağılarda bence daha da yoktur. Güzel, 4 tane 30 rankı var. Kupası kaç? 60 bin miydi? 51 bin, tamam. 51 bin kupada bu ranklar çok sırıtmaz ama 60 bin olsaydı bu ranklar sırıtırdı. O yüzden kupaya göre rank durumu çok kötü olmadığı için buradan da yine fena puan almayacak bizden Kozmo. Tamam, buralara baktık. Şimdi bu profilde ekstra artı neler alacak? C olarak bir o hareket vardı ya, size başta söyledim. Oradan bir artı alacak. Kazanma serisinden artı alacak. Kullanan burayı sarı yaptı. Anlık da duyup bunu değiştirdiği için buraya da bir puan verebiliyoruz. Sıkıntı yok. 3'e 3 zafer, yani tek, çift ve 3'e 3 zaferi kupasına göre oldukça güzel yüksek. Buradan da bir güzel artı alacak. Önceki istatistiklerde 2 çılgının 6'dan en fazla mücadele zaferinin 15'inden de bir puan alacak. Ama şu takım solo ve kulüp liginden bir şey alamayacak. O yüzden yukarıları fena değil. Oradan çok az bir şey verebiliriz. Öte yandan ranklardan da 2-3 tane 30, 3-4 tane 4 tane hatta tam 4 tane 30 rankı olduğu için birkaç tanesi de 28-29 olduğu için orada biraz puan verebiliriz. Kozmo'ya toplam yarım 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 vere vere önceden ne verdim hatırlamıyorum ama Kozmo'ya bu profile 6 puan veririm. Hatta 6,5 puan. Kozmo'ya 6,5 puan veriyorum. Umarım unutmam. Hatta şöyle chat'e de yazayım. Kozmo 6,5 veriyorum. Fakat da chat'e yazıyor. Abi bana önceden 7 vermişti. Yarım puan aşağı, yarım puan yukarı oynayabilir. Ama şu an 6,5 verdim. Evet, devam ediyoruz. AOA çevrim dışı kalmış. Oyuna girip yayına mı bakıyor bilmiyorum ama o diye gelmiş sonuçta. Evet. Oo. Şimdi bu aşamalıdan gelen bir savaş kartı ama adının ne olduğunu bilmiyorum. Neyle alakalı olduğunu da bilmiyorum. Kum saati herhalde, bilmiyorum. İsmi mavi. Burada yine bir mavi şeyi var. Simge olarak. Serseri Mortis 1. Yine o simge. Serseri Mortis. Ben açıkça söyleyebilirim. Dediğimiz C. C'yi geç abi. Yarım C. Yani çok güzel değil. Kozmo'ya bakmış olduğumuz etkinin yarısı bile burada maalesef yok. O yüzden çok daha güzel savaş kartları kullanabilirim diye düşünüyorum. Öte yandan aşamalı modu efsanevi 3, bu gayet güzel. 47.000 kupa olan birisinin aşamalısının efsanevi 3 olması değerli. 14.000 3'e 3 zaferi güzel. 50.000 kupaya 13-14K diyorduk. Bunu da 14K. Güzel. Tek zaferi 3600, çift zaferi 879. Bu adam ne yaptıysa büyük ihtimal 3'e 3'ü güzel oynuyor. Yani şöyle diyebiliriz. İlk de aslında böyle bir 800-900 olsaydı çok güzel derdim onu da. Hani bu adam 3'e 3 harbi oynuyor. Tek ve çift denememiş. Denemese de çok hazırlamış. Bu adamın rankları iyidir. Mesela bak 24 kazanma serisi. Önceki seslerine. Oha, 2 tane çılgın altısı var. Çok iyi. Efsanevi 3 kulüp ligi 6-3 6-2 11. Tamam, fena değil. Ranklara bakalım. 28 29 28. Oo, 30 kişiyle. Ha, güzelmiş. Tamam, güzel. Kaç kupası vardı? 47 bin. Tamam. Gece yaratığı Mortis. En sevdiği savaşçısı Mortis. O tamam. En sevdiği savaşçısı Mortis olmasına rağmen yukarıda olması bu arkadaşı biraz daha artı olarak yukarıya çıkartacaktır diye düşünüyorum ben. Hemen puanı verelim. Aşamalı efsanevi 3'ün ekstra puan alacaktır. En sevdiği savaşçısının ustalığını kullanıyor ve en sevdiği savaşçısı ilk sırada 28 rank, buradan güzel puan alacaktır. Kupasına göre zaferleri fena değil. Kazanma serisine ekstra bir şey veremiyoruz. Burada iki tane çılgının altısı onu biraz çok az yukarıya taşır. Yarım puanı zorla çünkü aşağıları 6-3, 6-2, 11 çok iyi değil. Yani efsanevi 3
aşamalı yapan bir oyuncunun en fazla mücadele zaferinin 15 olması biraz göze batıyor gerçekten. Niye 15 değil ki? Çok mu zor? Ben mesela hep şunu yaparım. Çıkarım, takım ara veririm. Takım aradan 5 mücadele zaferini yaparım. Yapardım şimdiye kadar daha doğrusu. Güzel olurdu çünkü öyle çok birini aramakla uğraşmıyorum. Bu kardeşimize verecek olduğumuz puan 10 üzerinden. Şimdi Kozmo'ya 6 verdik. Hemen onunla 6,5 verdik. Onunla hemen kıyaslayalım. Onun efsanevi ikili aşamalısı bunun efsanevi 3. En sevdiği savaşçının ustalığını kullanıp yukarıda olmasına ekstra puan vermiştik. Ama maalesef savaş kartları falan çok güzel değildi bu arkadaşın. O yüzden Kozmo'ya vermiş olduğumuz puan 6,5. Bu arkadaşa da 6 puan verebiliriz. Ve 6 puanı verdiğimiz için de çok sırıtmaz. 5,5 olur muydu biraz daha aşağı düşürmek istesek? Olmazdı. Çünkü şöyle. Hem en sevdiği savaşçısı yukarıda hem de onun ustalığını bitirmiş buraya koymuş. Efsane bir üçlü aşamalısı var. 5,5 verirsek de çok fazla gömmüş oluruz bu profili. Çünkü totalde bakımda 47 bin kupa olan bir oyuncu. Önceki istatistikleri çok iyi değil ama 6 puan verelim ya. Çünkü 5,5 olursa bu efsane bir üçü biraz gömmüş oluruz. O yüzden 6 puan vermek istiyorum bu arkadaşa. OAO'ya 6 puan verdim. Hatta şu klana yazayım. Kozmo 6,5 6,5 OAO 6. Çünkü not alacak olduğum bir yer yok. Buraya yazıyorum abi. Tamam. Geldik Spiffy'ye ya. Bu profil hatırlıyor gibiyim sanki. Mavi mi Kakarot? İsmi Mavi. Pesi almış. Acaba nereden almış? Mavi mi Kakarot solda. Aşağıda Mavi mi Kakarot. İlahi güç. Pes'ten alınan bir savaş kartı ve Mavi mi Kakarot'un kalbi. Gayet güzelmiş. Gayet gayet güzel. 30 bin kupaya 3 bin. Yani yani kupa zaferleri çok iyi değil. Şeyi var mı? Var. Ben hep oraya bakıyorum. Ne zaman bunu oynuyorum. Geçilen son şehir saldırısı usta. 2 tane çılgın oldu. O çok iyi. Maalesef buraları cacık abi. Vallahi cacık. Takım solo kulüplük yani. Ayıp olmasın diye oynamış gerçekten. 72 savaşçısı var. En çok kupaya baktık. 28, 26, 26, 20. 25, 25, 26. Okey to. Yani ranklardan çok şey veremeyeceğiz. Profili güzel olarak dizmiş. 28, 26, 26. 10 üzerinden bu arkadaşa 4,5 versek çok zorlar mı? Da 4 verebilir miyiz? 4 veririz ya. Krov nerede? Krov da yok. Yay güç. Tamam 4 verirsek Spiffy'ye sırıtmaz. Spiffy'ye 4 verdik. Spiffy'ye 4. Aynen. Devam. Exilii. Geldik abi. Odin Cordelius. Odin Cordelius. Odin Cordelius. Bu yeşili daha farklı bir şeyle kullanabilirdi ama genelde yeşil ağırlıklı gittiği için çok sırıtmaz diye düşündü de. Her ne kadar renk yeşil olsa da bu biraz burada sırıttı ki. Bu yeşilin yerine, tacın yerine de yine Odin Cordelius'un elindeki o küreye koysaydı bence daha güzel olabilirdi. 19 kazanma serisi var. Tabii bir önceki arkadaşın Spiffia'nın kaç kazanma serisi vardı? 17. Bak dedim hani 20, 30, 30'u bile geçen genel olarak yok. Ne dedik? 27.000 kupa, 3.155, 300 zaferi tek ve çifti, 8.500. Bunlardan normal diyelim, normal. Ortalama bir oyuncu, normal bir oyuncu. Son şehir saldırısı da var. Maalesef pro çok iyi değil, egzili kanka. Oo, 30 rank koyduyoruz. Böyle bir profilde 30 rank koyduyoruz. 29 rank. Bayağı güzel. Tamam, aşağılara çok inmeye gerek yok. Burada sevdiği savaşların ranklarını yükseltmiş. Normal. Total kasan birisi değil zaten. En sevdiği savaşçılar oynuyor. Belki de 35 rank rekordu yapabilir. Ne bunu nerede yaptı bakayım. Bilemiyorum. Solda veya doğuda veya Trio'da. Bireyi çok oynasaydı belki orada yapmış olabilir diyebilirim ama. Oha! Çocuğum. Aa bu bizden taş bile kazanmış olabilir. Görünce aynı tepki vermiştim. 2, 4, 6 haneli çocuğun ailesi var. Benim ailem kaç haneli? 2, 4, 6, 8, 9. Yuh. Lan neyi bir profil bu? Vallahi çok nadir bir profil şeyi, ID'si. Gerçekten çok iyi. Çok eski hesabı var. Önceki istatistiklere bakmıştık. Çılgın uzun. Tamam. Bu hesaba da 10 üzerinden kaç ve Spefia'nın neydi? Bunu zaten aşamalı modu çok dikkatimizi çekmediği için oraya bakmadık bile. Exilii'ye ne verebiliriz? Yani 10 üzerinden şeye ne verdik biz? Spefia'ya ne verdik? Spefia 4. Spiffy'ye 4. Bakayım buna 4 verdiyse. Tamam 30 rank yok. Önceki sıfırları bunu da yine cacık ama. Aa bir saniye özür dilerim. Bu adam da
2 tane çılgın 16 vardı. Özür diliyorum. Spefia'yı 4.5 yapalım. Spefia 4.5. Ve 4.5. Tamam. Exelie'ye de ne diyoruz? Bu da çılgın 6 unutma diyor. Bir tane de rank 30 var. En serisi Aşçı Cordelius. Bayağı profili Cordelius'a göre dizmiş. Ya yani buna da 10 üzerinden. Ona 4.5 verirsek buna da 4.5 verebiliriz gibi sanki. Bak 30 rankı var bir tane. 5 versek bilemedim şimdi. Bir daha bakıyorum. Kağıt kalem olunca çok daha hissederek veriyordum da şu an. Baktım. Yok buna 4 verelim ya. Bunda yine en sevdiği Crow. Ama orada Cordelius en sevdiği savaşçı. Tam Exilie'ye 5 verelim ya. Exilie 5 olsun. Exilie 5 olsun. Aynen. Exilie'ye 5 verdik. Kaşı kardeşim hoş geldin merhaba. Exilie 5. Abi ne diyorsun? Oğlum bildirimleri açmazsan. Sen abinin klanındasın ama. Volkan. Bildiri açmazsan öyle Arap kalırsın bu muhabbete. Exilie'ye kaç verdik? Biz 5 verdik değil mi? Kanka fena değil. Ice Piper JT. Geçen de gelmişti. Yine geldi. Şeytan Byron. Yukarıda 2 tane Magnum. Sarı. Kanka. Beyaz isim oldu mu hiç? Yapma. Keşke sarı olaydı. Sarı olaydı. Yukarıda bir I. Solda bir I. Aşağıda bir I. Olabilirdi fena ama bu isim bence isim rengi sarı olsa daha güzel olur. Beyaz da çok sırıtmamış ama o bütünlüğü tam olayamamış gibime geldi. Solda Şeytan Byron. Aşağıda V8 bitin. Zannediyorum ki şeyi. Sağda da görmüş olduğunuz gibi yani hediye şeyi var. Çok kötü değil. Çok güzel de değil. Ortanın üstü. Çünkü uğraşılmış bir profil düzenine sahip olduğunu düşünüyorum Ice Viper'ın. Şikayet etmeyelim de dur. Tamam. Şimdi beyaz yaptı diye. Yemiri kazanma serisi var. Abi tabii profile ilk girdiğinizde ilk gözünüzü çarpan şey sarı. Ben olsam Master'da yapmış olan bir profil. Satürn şöhretine sahip olmuş olan bir profili. Saf sarı var ya böyle var ya güneş gibi yapardım. Güneş gibi. Neyse. Devam edelim. 54.000 kupası var. 15.300 zaferi. 5.700. Oo, tek zaferi gayet iyi. Bunu yine önceden yorumlamıştık dedim. Bayram özel. Buraya herkes gelebilir. 2.700 çift. 5.700 tek. Bu kupaya göre 3 zaferi normal. Normal. Geneli görmüş olduğumuz şey. Fatih teşekkür ederim. Çok pardon. 5.700 tek. 2.700 çift zaferi var. Tek zaferi oldukça yüksek. Oldukça yüksek. Klan logosu da sarı, güzel. Önceki istatistikleri efsane bir gizemli bir, gizemli bir olmuş. Şu gizemli birler aslında var ya çok değerli. Çünkü önceden 3 ligini oynayan kişi sayısı çok az. Ama öte yandan yukarıda çılgın 16 yok kulüp ligi, efsane bir 2. Yani aslında şöyle söyleyeyim, buraya maalesef bir şey veremiyorum. Gizemli bir aslında güzel ama yukarıda master yok, çılgın 16 bir şey yok. Bir tane 15 var ama profilden biraz daha fazlasını bekleyebiliriz. Çünkü zaferleri fazla yollan bir. Ranklara geldik. O 31, 39, 30. Acaba en son görmüş olduğumdan bu yana ne kadar rank kastı bilmiyorum. Ama bayağı bir 30 rankı var. Sayılamayacak düzeyde var. Güzel. 79 savaşçısı var. Setemüs öğretmeni sahip. Bu hesaba 10 üzerinden kaç verebilirim diye düşünüyorum. Normalde çok çok rahat 7 puan, 8 puan alabilecek olan bir çok rahat 8 puan alabilecek olan bir profil ama ben bu arkadaşa 7.5 puan. Çok pardon. 6.5 vermiştik yanlış hatırlamıyorum. Bozmuyor. Bakayım. 6.5 vermiştik. Ya buna da yani ona da 7.5 verelim. 8 versek çok bir şey olur. Yani 8 çok olmaz ya. 7.5. 7.5 iyidir ya. Evet evet 7.5 iyidir. Aynen Ice Piper'a 7.5 verebilirim. Ice Piper 7.5 8 olurdu ama bakalım. 7.5 verdik. Devam ediyoruz. Smoke. Bunun kupası çok yüksek değil. Aman Allah'ım tanrım. Adam bilek gücü kullanan başkanı. Oğlum çok iyi lan. Aa, oğlum bayağı iyi. Bak 22 tane video çektim. Hatta bu 20 için 22.si belki profil puanlamanın. Oğlum çok güzel. Çok iyi ayarlanmış. Bilek gücü kar.
Kardeşim sana 10 üzerinde 10 veriyorum. Profile bakmaya gerek yok. Şaka diyorum. Bakalım ha. Şimdi şöyle diyeyim. Güneş 1. Güneş 1 bayağı bayağı iyi bir şöhret seviyesi. Yani bu çocuk uzun süredir hesabı full. Şöyle sistemine oyuna geldiği zaman da hesabı fulldü. Sonrasında kredilerin çoğu hep buralara gitti. Geriye kalan kredileri zaten şey yaptı. Yani dara düşmemiştir bu çocuk. Herhangi bir karakter geldiğinde olan bunu alamıyorum yok kredimi falan filan diye yapıştırmış şöyle de güzel. Smoke, Repli Totem. Totem'i çok seven bir oyuncu. Oraya da Jaxtu'yu koymuş. Çok iyi. Totem'in savaş kartları ve Totem'in emojisi harika. Klan bilek gücü ve yeşil yapmış onda müthiş. Aşamalı modu Master. 77.000 kupa. 12.000 3'e 3'ü 77.000'e göre düşük. Tek ve çifti gayet iyi. 3600 ile 4948. 26 kazanma serisi. Neyse, profillerinin biraz düşük kaldığını düşünüyorum. Fakat Yasunlara boş geldin, Fatihlere boş geldin. Teşekkür ederim hediyelerin için. Tamam. Çılgın altı, çılgın altı iki tane güzel, 15 ustalar güzel, elmas süper gizemli bir. Gayri gayet gizemli bir solo. Benim gizemli iki zaten. Solo rütbesi bu değiştirilemiyor şu an. O yüzden bu değerli ve önemli. Beğendim. Valla güzel. Profili ilk bakış gayet hoş. En çok kupaya geldik. Oo. Ay canına. Bayağı bir süredir böyle bir profil görmemiştim. 35 rankleri. 35 rankul bende değil. Main Edgar mı kardeşim? Ladies home. Fearless Fatih teşekkür ederim hediyeleriniz için. 31 rank sende. 35 rank ki. Edgar 35. Oğlum. 35 Max. 30 rank, 34 ranklara bak. Oo. Oy 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 oy. Oğlum bu ne lan? Hepsi atacak mı? Ha iyi birkaç tane 24 var. Abi şiir gibi profil ha. Abi harbiden çok felaket bir profil. Başımı döndürdü. Vuhuu. Ama yine benden fazla 35 rank yok. Ama bayağı iyi kasmış ya. Baksana. Bize bak. Kendi profilimle kıyaslayayım. 77.000 kupa. 12.000, 3.600, 4.900. 77.000. 23.000. Peki benden fazla. 3.600. Benim 2.400. Benim 8.200. Onun kaç? Onun kaç abi Smoke'un? 4.900. Bana bak 8.200. Bana bakalım da ne dedi? Oh, Ventura bu duoyu nasıl yapmış? Eskiden kalan bir duo zaferi bu. Harbiden. Mesela bir sistem olsa bana en son oynadığım duoyu gösterse. Hatta var ya benim bir yıl önceki profilime bakın. Bir yıl önceki profilim 8.000 civarı falandır. Bizim gözükme oyuna geldiğinde benim profile bakmış olsan en fazla 7.800-7.900'dür. Vay canısına. Neyse. Şimdi Smoke'a puan verelim. Hesabı oldukça güzel. Ben bayağı beğendim. Buradan da yine fena bir puan almayacak. 10 üzerinden 10 üzerine 8.5 10 üzerinden 9 versek çok mu şey olur? 9 verilebilir mi düşünüyorum. Düşünüyorum. 8.5 çok rahat olur. Şu çocuğa ne vermiştik? Ice Viper'a 7.5 vermiştik. Ice Viper'a 7.5 verdiysek biz. Baksana bunda 35 falan yok. Buna 8.5 abi bakayım bir daha. Bir daha bakıyorum arkadaşlar. Bizim bir tane dönse çok bir şey yok. 7.5. Bunun profili nasıl da Smoke'un profili de çok iyi. 7.5. 8. 8.5. 9. 8.5. 9. 9 versek çok şey olmaz ya. Ulan 9 verdik buna da falan filan diye söylemem ben. 9'u rahatlıkla verebilirim diye düşünüyorum. Evet bu kardeşimize 9 puan verelim ya. Aynen. 5 rankları var. Önceki statistikleri fena değil. Geçişler güzel. Bilek gücü kalp yapmış. Daha ne yapsın? 9. Smoke 9. Bak Poseidon'u duydunuz. Like atmayı unutmayın. Eyvallah. Just Penguin. Sadece Penguin kardeşim. Penguin sen. Burada Mr. P olacak. Ben burada Mr. P'nin yardımcılarını göreceğim. Vivi'yle ne alakası var? Şaka. İsmin şeyine göre bakmıyoruz. Ama isim profili yansıtsa ekstra bir puan alırdı. Gerçekten. Evet yukarıda Bibi ile alakalı bir savaş kartı var. Ben Bibi'ye benzetiyorum. Boynuzluydu. Aşağıda yine öyle. Oyunu başladığından 2 yıl sonra şey yapmış, devam etmiş. Hatta ilk yıl değil, ikinci yılda oyununa girmiş. Kayıt olmuş daha doğrusu. Lanetli Korsan Bibi'nin emojisi var. Lanetli Korsan en sevdiği savaşçısı. Maksimum kazanma serisi 20. Statı
Smoke'da maksimum kazanma serisi kaçtı? 26. Bak dediğim gibi 33'ü geçen yok. 30'u geçen yok. Bir de Kozmo var. Hadi bakalım var mı 30 abi? Oha sen de 30 ettin. Lan ne yaptın? 2 dakika şeyde mi yaptın? Dedim de ondan çıkamazsın. 27 kazanma serisi. İyi denk geliş. Evet Penguin'e baktık. Buraya geldik. Usta uzman bronz. Buralara geldik. 27'den en sevdiği savaşçı bu. 10 üzerinden 3.5 versek çok sıra tırmı. Oa oya mı biz 4 vermiştik? Özür dilerim. Yani Spefey'e 4.5 verdik. Spefey'e 4.5 verirken nelerine bakmıştık. Lan bunun rakları fena değildi. Ha o zaman bu çocuğa 3.5 verelim ya. Penguin 3.5 kardeşim. Penguin 3.5 verdik. Pardon. Yusuf TR 38. Oyunu başladığından beri oynuyor. Siyah Metaprof. Yukarıda Baykuş'la alakalı bir şey var ama neyin olduğunu bilmiyorum. Çift Magnum ne? Anka Krog'un emojisi var. Anka Krog'un emojisi var reisi. Bilmiyorum Anka Krog'un ya. Anka Krog'un basınca daha güzel olur. En yüksek kupası 25.000, 4.300, 1.200. Oha bu da bile gizli başkan. Hiç önemli abi. Ama bunu başlatan ne olursa olsun Smoke almış aldı. Smoke. Hiç bir başkan yalnız. Reis ne ara? Ne ara değiştin ya? Bir dur. Bir dur. Başlattı gitti. Tamam kim kalıcı olacak burada? Kimse kalıcı olmaz zaten. De, olmasın da zaten. Kumpur önemli. Neyse Yusuf TR 38 dedik. Abi Anka Kuro emojisi değil o. Ulan bu nasıl Anka Kuro emojisi değil? Yapma nasıl Anka Kuro emojisi değil bu? Chatten birisi onun Anka Kuro emojisi olmadığına iddia ediyor. O da Kozmo. Oğlum buz gibi Anka Kuro. Bak şimdi. Oğlum. Aa ne Anka Kuro değil mi lan bu? Sinirli Kuro mu? Harbi mi lan? Allah cezasını versin. Oğlum sinirli kurumu niye öyle yapmışlar? Dostum özür dilerim. Anka kurumun yokmuş. Bir an var diye seni nitelendirdik ama. Abi vallahi yeni fark ediyorum. Haberim yoktu. Haberim yoktu gerçekten. Bakayım. Harbiden lan yukarıda. Oğlum ya Anka kuruma bu kadar benzeyen bir şey olur mu ya? Harbi hata ya da başka bir şey bu ya. Adam resmen bir Anka kurumun görünüşünü almış oraya kızgın eklemiş. Anka Grove'un kızgını da daha kızgın etmiş. Hayır. Abi çok saçma. Yemin ediyorum bak. Yemin ediyorum. Olacak olayı söyleyeyim size. Anka Grove'un kızgınını bunun yerine koyacaklar. Ve tipini değiştirip aynı normal Grove gibi yapacaklar. Harbi diyorum size ya. Çok kötü olmuş lan. Yeni fark ettim. Harbi fark ettin ha Kozmo. Fenasın. Evet Yusuf TR 38'e gelmiştik. Ne vermiştik bu arkadaşa? En çok kupa dedik. Bir saniye özür diliyorum ama Penguin'e verdik mi kupası? Çok güzel. Lan Yusuf ne öyle lan? Yusuf 30 lafı var. Reis nereye yaptın bunu? Reis Godzilla'da yaptı ha. Ulan Reis Krull'u en çok seviyorsun. Dash var burada. 26-27 rank. Valla bu profilde 30 rank şeyin olması bayağı iyi. 30 rank var o kadar çok. Hayal edip yapmak isteyen oyuncu var ki. Ya bunlardan bir tanesi olmuşsun. Ne arkadaşlarına hava atarsın var ya. Çılgın 2, çılgın 3. Gizemli 2, 6. Tam burada çok bir şey yok. 25.000 kupaya 4.000. 33 kazanma serisi bu biraz artı getirir. 1.257 tek. 822 çift. Tam 30 rankta gayet güzel. Tam 10 üzerinden bu arkadaşa 4 verebiliriz. Profil geçişleri falan çok iyi. Sadece çok kalın. Kazanma serisi. Ve buradaki 30 rank. Bu profilde beni şaşırttığı için aldı puanı. Burada Mars'a bir şey veremiyoruz. Yusuf'a ne dedik? Üzerinden 4 dedik? Aynen. Yusuf'un üzerinden 4. Yusuf 4 dedik. Ve son arkadaşımız. Baru. Subarashi. Ne ismi? Ooo bak. Hacker Brok herhalde. Tim yeşil. Muhafız Riku. Aşağıda yeşil tonları gayet güzel kullanılmış. Ben bakıldığımda yeşile göre kurulmuş bir profil düzeni olduğunu çok rahat görebiliyorum ve herhangi bir şeyin de sırıttığını görmüyorum. Belki şu tacın yerine farklı bir şey konulabilirdi ama fena değil, gayet güzel durmuş. 2093 klanının başkanı o da yeşil. Güzel.
Sohbeti bir arkadaş açıp kapıyı ben komple kapatayım da açılmasın daha o gelmesin buraya. Güzel. Önceki istatistikleri bronzluyu çılgın 11 yapmış. Çılgın 11 yapmıştım aynen. 9 mu çılgın 9 mu? Soluna geçerse 9 mu oluyor herhalde. Yani 9 oluyordu. Aynen 9. Sağına geçince onun üzerine koyuluyordu. Neyse. Usta zor. 13 bronz. Tamam. En çok kupa. O Shelly 30. Bu profil de beni şaşırttı. Abi nasıl bir profil? 40.000 kupa yap 1400. Abi sen oğlum bu da Brawl Talk oyuncularının en ağırı. En ağırı. 300 kilo. Neyse en son geçilen şehir saldırın zor. Oyunu uzun süredir oynuyorsun. Ama 40.000 kupa yap şu zaferle. Abi inanılmaz. İnanılmaz çok az. Demek ki son zamanlarda Winchester gibi bayağı bir kupa kastın kanka sen. Baksana. Mesela önceki karakterlerine bak. Bunlar da yine fena değil. 600 kupa. Ama adamın savaşçısı çok yokmuş. Savaşçı nasıl kanka? Savaşları artırman lazım diyeceğim de. Öyle. Sürekli artan bir şey değil. Güzel ama güzel. Beğendim profilini dostum. Buradan çok bir şey yakalayamadık. Buralarda bir 30 rank kişiyle olması gayet iyi. Sana 10 üzerinden 4,5 veriyorum kanka. Verince de bir içimde bir acıma olmayacak. Neydi senin adın değerli kardeşim? Subarashi. Subarashi 4,5. Subarashi 4,5. Şimdi değerli arkadaşlar. Sıralamayı yapalım. Ben yukarıdan okuyayım. Videoyu editlerken ben ona güzel bir şekilde ayarlama yapacağım. Geldik değerli arkadaşlar. Cosmo 6,5 puan. AOAO 6 puan. Spiffia 4,5 puan. Hex 0 puan. Exili 5 puan. Ice Piper 7,5 puan. Smoke 9 puanla birinci. Videonun editinde şu an bunu net olarak söyleyebilirim ama diğerlerinin çetesini çıkaramayacağım. Editte koyacağım. Şu an siz bir yerde bir liste görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Lan olamam inşallah işlemlerimi yaparım. Penguin 3,5. Yusuf 4. Subarashi 4,5. Yani bir birinciyi bir de sonucuyu seçebilirim. Penguin 3,5. 3,5. Tamam. Penguin son sıradasın kardeşim. Penguin 3,5. Evet. Bayram özel profil puanlamayı da bu şekilde yapmış olduk. Odaya katılan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Smoke'un profili gerçekten iyiydi. Tebrik ederim arkadaşı. Gayet güzel bir profile sahip. Yani çoğu insanın sahip olmak istemiş olduğu bir profil. Yani bunu düşünün arkadaşlar ne hava atarsın. Müdürü bile kıskandırırsın bu profille. Bunu gösterip sözlü notundan yüz alamayacak olduğum bir öğretmen yoktur diye düşünüyorum ben. Ay canım. Katılan herkese tek tek teşekkür ederim. Odayı zorlayıp odaya gelmeye çalışan herkese tek tek teşekkür ederim. Yayını izleyen ve bizle beraber olup zamanı, o değerli zamanını bizle beraber geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi, şakalarımı, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. See you later.